Mesela Uhud'da neden Müslümanlar mağlup oldular? İlk önce ondan sonra şehit verdikten sonra toparlandılar. Niçin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettiler. Nerede? Okçular. Tepe yerleştirdi ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 50 kişi yerleştirdi oraya. Bakırız dedi. Yensek de yenilsek de inmeyeceksiniz. Hatta öldüğümüzü, şehit olduğumuzu görseniz bile ve kuşlar böyle cesetlerimizi yediğini görseniz bile orayı terk etmeyin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları uyardı. Ama ne oldu? Müslümanlar galip olunca yani baktılar şöyle ganimetler. Müslümanlar fakir. Onlar işte ganimetler bırakmışlar. Ya o ashab ganimet topluyor. Onlar yukarıda. Ya biz niçin inmiyoruz? Bu savaş bitti. Tamam kazandık. Ve orayı terk ettiler. Aralarında birkaç kişi kaldı. Yapmayın, bırakmayın. Allah Resulü size ne dedi? Bir hatırlayın. Ne kadar uyarsalarsa dinlemediler. Halid İbni Velid radıyallahu anh müşrikti o zaman. Baktı böyle okçular tepeden inince ne oldu? Arkalarından dolandı böyle ve saldırdı Müslümanlara. Ve orada 70 şehit verdiler. Orada Hazreti Hamza radıyallahu anh vefat etti. Bir emre muhalefet ettiler. Şimdi biz böyle baktığımız zaman Allah'ın ve Resulünün kaç emrine muhalefet ediyoruz? Kaç emrine? Müslüman tefekkür etmesi gerekiyor. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Allah diyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Nasıl yaşıyorsunuz? Dünya 2 günlük ya. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. Yapmayın. Yapmayın. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Başka ayette مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl? Ondan sonra işte ashab dağa kaçtılar. Yaygara kopardılar. Muhammed öldü, Muhammed öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miğferi patladı. Yüzü yaralı. Dişi kırıldı. Ashablardan bazıları Muhammed öldü, öldü diye bağırmaya başladılar. Şehit oldu. Hazreti Ömer dedi ki, madem ki Resulullah öldü, biz niçin yaşıyoruz? Saldırın! Bu şekilde. Ondan sonra işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seslendi onlara. Ve tabii ki Müslümanlar toplanınca ondan sonra işte kafirler döndü gittiler. Bir emre itaat etmediler. Muhalefet ettiler. İn tasbiru zaferin birinci maddesi, birinci Kur'an'ı in tasbiru. Ya. Ondan sonra ve tettekû ve Allah'tan korkarsanız. Yani bu hükümlere riayet ederseniz. Ne olur ya Rabbi? Ve yetûkum min fevrihim. Hatta ansızın size baskın yapsalar bile Allah'ın izniyle size zarar veremezler. Çünkü başınızda Allah Resulü vardır. Olmasa bile siz Allah'a tevekkül etmişsiniz. Yoksa Allah'tan şüpheniz mi var? La ilahe illallah.